Bakara suresi 247. Şeytana Allah'a sığınırım. Allah size Talut'u melik olarak, kral olarak, lider olarak gönderdi. Yani Mehdi. Mehdi'ye işaret ediyor. Bak kardeşim, hayrettir. Bir tane Ebced'i var. 1979, Hicri 1400 veriyor. Maşallah. Çok acayip ya. Sadece Mehdi'nin tarihini veriyor. O kadar. Başka yok. Ya Talut kısası bir tane, bir kraldan, bir liderden bahsediliyor ki direkt Mehdi'yi anlatıyor inşallah. Mehdi'ye işaretir bak. Allah size Talut'u melik olarak, yani Mehdi olarak gönderdi. Şeyleri 1979. Maşallah. Hicri 1400. Net. Bak yobazlar kaldıramıyorlar onun liderliğini o devirde. Biz hükümdarla ona göre daha çok hak sahibiyiz diyorlar. Daha çok ilim var bizde, hocalar var, alimler var. O kim oluyor diyorlar. Haşa. Bir de mal sahibiyiz diyorlar biz. Yani mülk sahibiyiz, imkan sahibi, siyasi gücümüz var, imkanımız var. Biz varken ne alaka diyorlar ya, o niye ona oluyor ki diyorlar. Peygamber diyor ki, o şöyle demişti. Doğrusu Allah size onu seçti. 1996 tane veriyor. Ya kardeşim hayrettir ya. Bak. Doğrusu Allah size onu seçti. 1996. Allah kime dilerse mülkünü verir. 1989. Allah'ın rahmeti geniş olandır, bilendir. 2036 ayet bak peş peşe. Hı hı. Mehdiyetin tarihini veriyor Kur'an adeta. Ebced de peş peşe ama. Ve tabutun, kutsal sandığın bulunmasından bahsediyor Allah burada. Ki Mehdi çıkaracaktır biliyorsunuz. Onun hükümdarlığının belgesi, Mehdiliğinin belgesi size tabutun gelmesi olacaktır. Allah diyor bak Kur'an'a. Tabut-u Sekine. Evet. Kutsal sandık. Hazreti Musa'nın sandığı. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur, kalbinize bir ferahlık ve huzur, iman güvencesi gelecek diyor. Kalbiniz rahatlayacak diyor. Mehdi tabutu getirip Mescid-i Aksa'nın önüne koyunca bütün Hristiyan ve Müslüman kitle olduğu gibi Müslüman oluyor. Çok büyük bir kitle Müslüman olur diyor Peygamberimiz. Mehdi devrinde. Daha Mehdi devrinde İsa Mesih çıkmadan. Tabutu görmeyle. Tabutu Sekine, o kutsal sandığı Musa. Musa ailesinden ve Harun ailesinden, bak çok manidar. Musa evet. ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var, eşyalar. O sandığın içinde duruyor diyor Allah. Onu melekler taşır diyor, melekler koruyor diyor Allah. Şu an saklı bu sandık, muhafaza oluyor. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Neye delil var? Mehdi'nin hak olduğuna, İsa Mesih'in hak olduğuna inşallah. İnşallah. O devirde de Allah Cenab-ı Allah delil olarak göstertiyor tabutu. Maşallah. Tabutu Sekine'yi. Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Dolu içi. Bir kase manna. Kapalı, orijinal manna, o devrin mannası. Maşallah. Hazreti Musa'ya gelen o tabletlerden bir tanesi. Bir parçası. Hazreti Süleyman'ın asası, parçası ama parça olarak evet. var, bütün değil. Gömlekleri, kıyafetler, çok fazla kutsal emanet onun içerisinde. O sandığın bir özelliği de bozulmayı önlüyor. Allah öyle bir mucize meydana getirmiş. Maşallah. Maşallah. Bozulmuyor içindeki maddeler. Zaten bozulacak gibi malzeme de değil onlar, yani çürüyecek gibi malzeme değil. Çünkü manna zaten bozulacak bir şey değil. Alenen Mehdiyet anlatılıyor. Alenen. Bak daha doğrusu Allah size onu seçti. 1996. Bir tane tarih var. Mehdiyetin en zorlu yılları inşallah. Şeddeli 2027 veriyor. 2027 tarihini. O da dünya hakimiyet inşallah. Allah kime dilerse mülkünü verir. Mülk, yani dünya mülkü. Kime verecek? Mehdi'ye inşallah. Mülk, hem siyasi güç, hem mal,
her şey anlamına gelir inşallah. Allah rahmeti ve gücü geniş olandır. Bak Allah size Talut'u melik olarak gönderdi, kral olarak, Mehdi olarak gönderdi. Net tarih 1979. Açık bak. Cobazlar bak o zaman da bir türlü hazmedememişler o devrin Mehdi'sini. Diyorlar ilim bizde, irfan bizde, mal bizde, mülk bizde, siyasi güç bizde. O kim oluyor diyorlar ya Talut nasıl olur? Allah onu size seçti diyor Cenab-ı Allah. Ve bak tabutu ona delil olarak veriyorum diyor. Alenen Mehdiyet anlatılıyor açıkça. Çok net. Sarahaten. Bak Talut ve Calut yani Talut o devrin Mehdi'si. Calut o devrin Deccal'ı. Evet. Böylece onlar Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Ebced'i 2029 tane veriyor. Kardeşim yani bu mucize. Maşallah. Niye 3418 değil? Niye 1515 değil? Niye 4758 değil? Tabii. 2029 tane veriyor. Maşallah. Davut Calut'u öldürdü. Yani manen deccaliyeti yok ediyor. Yerle bir ediyor inşallah. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Yani hakimiyet ve hikmet. Güzel konuşma verdi. Onu ona dilediğinden öğretti. Allah alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. 2024 Ebced'i. Dolu ayetler maşallah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana bir hak olarak okuyoruz diyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Sen de gönderilen elçilerdensin, mehdilerdensin diyor peygamberimize Cenab-ı Allah. Bak bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. Zayıflık anını anlatan bir şey. Güçlüdür. Onun Ebced'e de 1942 yılını veriyor. İkinci Dünya Harbi'nin devri. Maşallah. Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok diyorlar. Deccaliyetin başlangıç yılları. Deccaliyetin en azgın yılları. Bak 1942 yılını veriyor. Hayrettir Bakara suresi. Dolu. Meryem oğlu İsa Mesih'e de apaçık belgeler verdik. 2017. Maşallah. Onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Evet. Allah tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa diyor bir insan için o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Hablullah'ın metin, uhretül muska, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi. Sırat-ı müstakim, o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır şeytan Allah'a sınırın. Bunun kopması yoktur diyor Cenab-ı Allah. Kopmaz diyor. Allah'ın kitabına bağlandın mı kopmak, yıkılmak yok. Allah işitendir, bilendir. Kardeşim Bakara suresinin içi sırlarla dolu. Bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane değil. Gün gelecek rahat rahat anlatacağız. Ama şu an söyleyemiyoruz. Nasıl söyleyeyim yani? Çok fazla konu var. Harun ailesinden arta kalanlar. Şimdi açsak bu ayeti bambaşka anlamlar çıkacak. Anlatamıyoruz. Vakit gelince anlatabiliriz inşallah. İnşallah. Evet. Bakın bunu hiç kimse unutmasın. Allah size Talut'u Mehdi olarak, melik olarak gönderdi diyor Allah. Bir tane Ebced'i var bak bir tane. 1979. Çok net. Maşallah. 1400 yıllık tarihte ya. Değil mi? Gerçekten. 1978 olabilirdi, 77 olabilirdi. İllaki Mehdi'nin tarihini veriyor bak. Tam. Maşallah. Tam geldiği tarihe. Allah size Talut'u melik olarak gönderdi diyor Allah. Gönderdi. Bir yerden bir yere geldi anlamında. Gönderdi. Evet. Vazifeye başladı diyor. 1979.
Doğrusu Allah size onu seçti. 1996 ve onun bilgisini ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah, doğrusu Allah size onu seçti. Şedleri 2027 talim veriyor aynı zamanda. Bak, 1996 ve 2027. Maşallah. Mehdiyet'in iki hayati tarih dönüm noktası. İnşallah. Bak, Allah kime dilerse mülkünü verir. Haset etsen de, çırpınsan da, Mehdiyet'i durdurmak istesen de, şahsı manevi desen de, Mehdi öldü mezarın altında desen de, 300 sene sonra gelecek desen de, niye bizim tarikattan çıkmıyor desen de, yine durduramaz. İnşallah. İlla ki Mehdi çıkar. İnşallah. Bak, onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesi olacaktır. Çok net ifade. Tabutu gördüğünüzde o odur diyor Cenab-ı Allah. Kutsal sandık. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur. Ferahlayacaksınız diyor Allah. İçinize bir güven duygusu gelecek. Kalbinize bir ferahlık gelecek diyor. Üzerinizdeki o ağırlık, sıkıntı gidecek. Kuşkular gidecek. Kesin kanaatiniz gelecek diyor Allah. Ferahlayacaksınız diyor. Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Listesini Resulullah hadislerde uzun uzun vermiş. O kutsal emanetler neler olduklarına da. Bütün parçaları tek tek sayıyor Resulullah. Şu, 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 şu hepsini sayıyor. Onu melekler taşır diyor Allah. Yani istediğiniz kadar arayın. Bak, İsrail arıyor. Evet. Gece gündüz arıyor. Şu anda da faaliyet devam ediyor. Evet. Sürekli bu kutsal sandık aranıyor. Bak, masonlar ayrıyor. Tapınak şövalyeleri ayrı arıyor. İsrail hükümeti çok büyük bütçe ayırdı bulabilmek için kutsal sandığı. Evet. Arıyorlar. Allah ne diyor? Onu melekler taşır. Allah meleklere korutuyorum diyor. Görsen de göremez. Girersin mağaranın içinde, gözünün önündedir. Üstünü bir toz kaplamıştır, kaya zannedersin. Maşallah. Göremez. Yedi sülalen bir araya gelse yine göremez. Maşallah. İnşallah. Üstüne çıkıp oturuyor, haberi olmuyor. Yok burada ya diyor. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır diyor Allah. Bunda bir delil var diyor size. O delili hiç kimse görmezden gelemez. İnşallah. 3000 yıl sonra kutsal sandık bulunacak. 3000 yıl sonra inşallah. İnşallah. Yani aynı orijinal haliyle, orijinal güzel. Zaman zaman tabii o sandık çıkarılmıştır yani tarihin çeşitli bölümlerinde. Fakat 3000 yıllık önceki orijinal haliyle. Akasya dalındandır sapı ve altın kaplama. Büyük sandık. Hazreti Musa küçük canım benim o sandığın içindeydi. İşte annesinin içine koyduğu sandık. Akasya ağacından yapılma sağlam bir sandık. Firavun onu saklamış o sandığı. Ona şey olsun yani çocukluğunun bir hatırası olsun diye. Musa'yı bulduklarını saklamışlar. Çünkü çocuk yanlarında baktılar Hazreti Musa'ya. O sandığı saklamışlar. İşte o sandık kutsal sandık oldu sonra. Üstü altın kaplandı. Akasya dalıyla kulplar yapıldı. Böyle kanatlı çocuk motifleri var üstünde. Büyük. Evet. Küçük çocuk motifleri var. Ama saf altından kaplandı her tarafı. Ama özel bir yapısı var. Yani içinde özel bir taş var. Yeşil bir taş. Onu da göreceğiz. Maşallah. İnşallah. Efendim. İlginç bir sandık. Acip bir sandık. Herhangi bir insan sahibi açmazsa adamı yakar söyleyeyim. İllaki sahibi açacak. Onun açılışı için de özel izin gerekir inşallah. Cenab-ı Allah'tan inşallah. Evet, vahiy ile iman etmiştir. Hazreti Musa sandığı yani düzenlemiştir.
Akasya ağacından şitaim denilen ağaçtan yapılmıştır. İbranice şitaim. Dörtgen bir kutu gibi. Bu sandukanın içi ve dışı saf altına kaplanmıştır. Yani 24 ayar altın, saf altın. O işte levhalardan biri onun içerisinde. Taş levhalardan bir tanesi. Efendim. Altın bir kasede. Efendim. Evet, yaklaşık şu tarzı göstert. Görünümü bu şey tarzda. Yani orijinaline aşağı yukarı aynı benziyor. Evet. Asası. Harun'un asası var içinde inşallah. Normalde üstü çadırla örtülüyor bu sandık. Öyle ulu orta herkese göstertilmiyor. Çadırla kapalı üstü. Üstü de bir örtüyle kapalı ayrıca. Efendim. Eğer yani farz edelim izinsiz birisi açarsa sandıktaki oluşan elektrik o insanı etkisiz hale getiriyor açanı. Yani öyle bir düzeneği var sandığın. Yani herhangi bir sandık değil. İstediğin gibi kapağını açıyorsun, öyle bir şey yok. Ve o vasfını sürekli muhafaza eden bir sandık. Bu sandığın Hazreti Musa tarafından götürülmüştür. Firavun'un en bozulduğu nokta bu olmuştur. Evet. Yani, yani acayip ızdırap duymuştur. Sandığı götürdü diye. Ya Firavun çok önem veriyordu o sandığa çünkü. Evet. Hiç kimsenin dokunmasına müsaade edilmemiştir. Çölde beraber taşımışlardı. Hazreti Musa çölde 40 yıl gezdi ya. Sürekli yanında taşımıştır o sandığı. Yani 40 yıl yanında gezdirdi inşallah. Gizli bir mağarada saklandığı söyleniyor. Mabet dağıldığı zaman hasar görmedi yani. Hiçbir şey olmadı. Muhafaza ediliyor. Bir ferahlık veriyor bu sandık. Yani bu çok önemli, büyük bir mucizedir. Yani onun yanına gelen, o sandığa gelen, yaklaşan insanlarda sinirsel bir ferahlama, üstünde bir ağırlık varsa üstünden gidiyor. Yani sinirsel gerginliği varsa üstüne giriyor. Yani alenen bir ferahlık ve huzur duyuyor. Maşallah. Onun için tabutu sekine denir. Sükunet sandığı. Ya bir mucizedir bu. Yani mesela adam asabi, gergin veyahut bir psikolojik rahatsızlığı var, şeyi var. Sandığın yanına geldiğinde ferahlıyor birden. Yani Kur'an'da da bu geçiyor zaten. Açık açık söylüyor Cenab-ı Allah. Rabbinizden, şeytan Allah'sının bir güven duygusu ve huzur. Güven duygusu geliyor insana. Bir de huzur. Ferahlık duyuyor şahıs. Yani. Sadece o sandığın yanına gelmesiyle. Allah'tan gelen ferahlığın mahiyetiyle ilgilenmiş müfessirler. İnsan suretine sahip hoş bir esintiye, nefese benzetmişlerdir. Yani güzel bir nefes gibi. Sandığın yanına gelince insanlarda bu ferahlık oluşuyor. Peygamberlerin kalplerinin içerisinden yıkandığı bir leğen gibi diyorlar müfessirler. Maşallah. Maşallah. Hazreti Musa'nın asası, Musa ve Harun'un ayakkabı ve elbiseleri. Sandalet tarzında ayakkabı. Köseleden, altı köseleden yapılmış ayakkabı. Ve elbiseleri, gömlekler. Yani büyük sandık, dolu bir şey yani inşallah. Manna, yani kudret helvasından bir kap. İçinde kapalı olarak orijinal manna. Orijinal Tevrat levhası.
Bu Teberi tefsirinde geçiyor. Tusi ve Fahreddin aynı Suyuti'nin eserinde var. Suyuti'nin 1.563. Daha önce sandığı Filistinliler ele geçirmişler. Fakat acayip felaket ve bela yağmış. Sandım onu korkup geliyor götürüp vermişler. O zaman Filistinliler putperestler yani. Onun için Filistin ismini anlaması doğru değil Filistinlilerin. Yani putperest bir kavmin ismi de Filisti. Ona gittiler durduk yere Müslüman topluluk Filisti ismini aldılar. Biz mesela bir Müslümanana değil mi? Tabii. Nemrudi der miyiz ya? Tabii. Firavuni der miyiz? Ne gerek kardeşim böyle isim alıyorsunuz? Tabii. Elhamdülillah isminiz Müslüman yani. Hiç evet. Alakası yok. Sonradan o ismi aldılar. Evet. Bölgede. İsmaili'dir onlar. İsmaili. İsmaili Müslümanlar. Hazreti İsmail'in soyundan gençler, insanlar.